Hükümet bugün PKK sınırı dışına çıkarsa çözüm süreci devam eder demiş. Ya kardeşim, milleti bu oyalama, milletin milli heyecanını kırmak için yapılan, emniyetin, askerin gücünü kırmak için yapılan bir oyalama taktiği bu. Çıkıyorlar demişlerdi bir ara, hatırlıyorsunuz. İşte dağlarda yürüyorlar sanki böyle dağ keçisi gibi böyle. Hep beraber gidiyorlar yani dağ keçisi sürüsü gibi. Hastaları, yaşlıları Irak'a götürdüler. O kadar. Adam niye çıksın ya? Adam buraya takviye yapıyor gittikçe. Her yeri silahlandırıyor. Daha 3000 genç kaldırıldı son aylarda. 3000 genç, çocuk. Emniyet kayıtları bunlar. 3000 kişi. Halen de devam ediyorlar daha adam götürmeye. Çözüm süreci bir oyalama. Türk milletini oyalama. Dikkatini dağıtma, gücünü kırma, şevkini kırma, savunma refleksini ortadan kaldırma için yapılan psikolojik bir harekat. Ya adam yurt dışına çıkar mı ya? 40 yıl mücadele etmiş komünist bir ekip, sen dedin diye el silahını alıp çıkıp gidecek öyle mi? Sen ona ne vereceksin? Hiç. Sen Abdullah Öcalan'ı bırakırsan, PKK'lıları koy verirsen, serbest bırakırsan, cinayet serbest hale gelirse, Abdullah Öcalan Cumhurbaşkanı yaparsan, adamlar diyor o zaman biz silahı bırakırız. Silahı kendi milis güçlerimize veririz o zaman diyorlar. Dal geçiyorlar yani. PKK o zaman asker polis olacak diyor. Dolayısıyla silah bırakmış olacak diyor. Yani silahlar resmi silah olmuş olacak diyor. Kaçak silah olmamış olacak diyor. Olay bu ve Türk milletiyle kendilerince alay ediyorlar. Aylardan beri, yıllardan beri. Ve hakikaten de oyalıyorlardı bayağı bir kısmını. İşte Türkiye'nin en akıl daneleri diye böyle bir ekip kurdular. En akıl tane bunlar ne? Milleti ikna turuna çıktı. Millete de tam bir şey diyemedi. Çekindiler de yarım yamalak bir şeyler ima ettiler. Birçok yerde de bunları kovaladılar. Hiçbir şeye de yaramadı. Netice de alamadılar. Hiçbir şey yapamadılar. Aslında anlatmak istedikleri belliydi. Ama anlatamadılar. Abdullah Öcalan dedi. Böyle bir ekip olsun da millete ikna etsin dedi. Ya millet sen nasıl ikna edersin ne demek yani? Ne diyeceksin? PKK'lıları bırakalım. Abdullah Öcalan'ı bırakalım. Güneydoğu'da bir Kürt komünist devlet kurulsun. Yani ırkçı, Kürt ırkçısı komünist bir devlet. Abdullah Öcalan da Cumhurbaşkanı olsun. PKK diye bir unsur kalmayacak diyor. Ne olacak? Milisler kalacak o zaman diyor. Milis askerleri kalacak. PKK'nın adı milis askeri olacakmış.